Deprem felaketinde binlerce kişiye yaşadıkları evler mezar oldu. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 2 sene evvel yapılan 6 katlı Talay Apartmanı'nda da 28 kişi yaşamını yitirdi. O enkazda ailelerinden 16 canı kaybeden Demir ailesi de hala o enkaza geliyor ve ailelerinden hatıra arıyorlar. Demir ailesinin tek isteği kaçan müteahhitin yakalanması. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz da kameraman Mehmet Onur o aileye mikrofon uzattı. Deprem felaketinde binlerce insan hayattan koptu gitti. Pek çok insanın canı yandı. Burası Gaziantep'in Islahiye ilçesi. 6 katlı Talay Apartmanı deprem anı ile birlikte çöktü ve Mehmet Bey'in ve Ali Bey'in 16 tane yakını işte bu bulunduğumuz apartmanın enkazında hayatlarını kaybettiler. Şimdi hem onların acılarına mikrofon uzatacağız hem de yaşananları anlatacaklar. Başınız sağ olsun diyerek başlamak evet, çok istiyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Benim burada amcamın kızı, onun eşi, iki tane evli oğlu ve onların eşleri, torunları, çocukları, yani baldızım. Bacanağım da zaten hala oğlumdu. O da üç oğluyla birlikte. Toplam 16 kişi falan burada vefat etti. Bina aniden, yani 10 saniye sürmemiş belki. Bina yıkılmış. Yan yatmış. Herkes yatağında çıktı. Yani hareket bile edememişler. Koşamamışlar. Bir yere sığınamamışlar. Hani bir yatağın kenarına, bir kanepenin kenarına gelip kendilerini koruyacak kadar zamanları bile olmamış. Yani çok çabuk yıkılmış. Eşiniz şu an evet. Eşim, burada hatıra arıyor. Evet, eşim yani bilmiyorum. Eşim işte yeğenlerinden belki bir hatıra, bir şeyler bulabilir miyim? İşte bacanağım, haloğlumun telefonu kayıp, onu çıkarsa resimler vardır belki içinde diye arıyorlar işte çocuklar. Bunun için mi geldiniz? Evet, tekrar bakalım. Her zaten kabristana geldiğimizde gelip buraya mutlaka uğruyoruz. Bakıyoruz işte bir şeyler çıkar mı? Bir hatıra, bir fotoğraf albümü, telefon kayıp. Telefon çıkarsa bakarız içine diye işte öyle gelip uğruyoruz. Bir bakıp geçiyoruz yani. Başınız sağ olsun. Şimdi siz de Mehmet Bey, siz de yakınlarısınız. Burada bir sürü yakınınız hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ya işte bir ülke felakete uğradı. Allah'tan geldi diyoruz ama şu manzaranın da izahı müteahhitlerden kaynaklanıyor. Yani böyle olmayabilirdi. Arkadaki bina gibi olabilirdi. Ablamı, eniştemi, yeğenlerimi buradan en azından yaralı da olsa sağlayabilirdik. Maalesef ablam işte gördüğünüz gibi bir oyuncak parçası, bir eşya olur. Belki bulma ümidiyle başında bekliyoruz. Ne zaman mezarlığa gelsek buraya da uğruyoruz. Burada ne hissediyorsunuz? Şimdi buraya, siz buraya misafirliğe de geldiniz. Burada anılarınız yani var. Işte, ne hissettiriyorsunuz? Gittik. Anlatılmayacak şeyler ya. Çok zor, ağır. Yani şu manzara insanı kahrediyor. Perişanız. Siz dediniz ki bunu izleyicilerimize söyleyelim. Burayı yapan müteahhit şu anda aranıyor. İlk gün dediniz ki gördüm onu. Evet, geldi buraya. Ondan sonra bir daha görmedik kendisini. Savcılığın ilk aldığı karotlara itiraz davası açmışlar. Yani utanmazlığın, ayırmazlığın bini bin para. Rezilliğin daniskasını halen yaşatmaya devam ediyorlar. Bilmiyorum. Yani diyecek bir söz bulamıyorum onlara. Allah. Ali abicim, siz burada bir sürü canınızı yitirdiniz. Evet. Şimdi siz Türk adaletinden, yetkililerden ne istiyorsunuz? Şu anda sen dedin ki yok, müteahhit ortada, evet, burayı yapar. Müteahhitin olmadığını duyduk ortada, yokmuş. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yani bu dünyadaki adaletin, öbür dünyadaki adalet zaten ne yaptılarsa, nasıl bir eksiklik yaptılarsa Rabbim öbür dünyada soracak onu. Yani Allah'a havale ediyoruz öbür dünyada ama dediğim gibi karşımızda buradan eksiklik yaptılarsa bile bile eksiklik yaptılarsa yani yazıklar olsun. Peki siz şimdi şu an ne istiyorsunuz? Yani ne sizin isteğiniz? Biz şu anda adaletin yerini bulması için müteahhitin bulunup gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Biz 2 senelik bina bu. 2 senelik bina biz hiç düşünmedik. 2 sene önce mi yapıldı bu bina? Yeni.
Biz hiç düşünmedik bile bu binayı. Ben eşime dedim ki ulaşamıyoruz telefonla. Dedim hiç düşünmeye gerek yok. Bak oğlum sadece telefon almıştı. Biz de alamadan çıkmıştık. Dedim bizim telefonumuz nasıl elimizde yoksa onlar da dışarı telefonlarını almadan koşmuş çıkmışlardır. Bina 2 senelik hiçbir şey olmaz dedim. Burayı hiç düşünmedik biz 2 senelik bina diye. Ama gel gör ki tek burası yıkıldı yani. Yani inşallah adalet yerini bulacak, bulunacak. İnşallah, inşallah. Size de son kez dedim ya, yani ne söylemek istersiniz? O bunu yapan, buna sebep olan 2 senelik bir bina. Evet. Yani hiç beklemiyorduk. Ben her aradığımda depremden sonra büyük ihtimal telefonu evde bırakıp kaçmışlar diye ümit ediyordum. Maalesef hepsinin telefonunu yanında bulduk. Bir işte eniştemle yeğenimi telefonunu bulamadık. Belki bir fotoğraf çıkar, bir anı, bir hatıra kalır diye. Ne zaman gelsek enkazı arıyoruz. Bir oyuncak parçası da olsa bir hatıra kalsın. Müteahhiti de Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada da inşallah yasalar, kanunlar ne gerekiyorsa yapacağını, yerine getireceğine inanıyorum yani. Allah'ından bulsun ya. Ne diyelim, başka diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz ya. Cenazelerimiz ölen öldü. İşte ızdırabında kalanlar çekiyor. Burası Talay Apartmanı. 2 sene önce yapıldı bu bina. Bu apartman 6 katlı bir apartmandı. 28 kişiye mezar oldu bu apartman. Şu anda burayı yapan müteahhit aranıyor her yerde. Adalet onun cezasını inşallah verecek. Acılı aileler de buraya hatıralarını aramak için yakınlarından bir küçük fotoğraf, bir küçük oyuncak, telefon, bunları bulmak için hala aileleri bu enkazların başında aynı acıyı tekrar yaşamaya devam ediyorlar. Dileriz o müteahhit bir an evvel yakalanır, buna sebep olan o insan ve adalet karşısında da bizler bunu biliyoruz, en ağır cezayı alacağını alır ve en azından buradaki insanların, bu hayatını kaybedenlerin yakınlarının yüreği bir nebze olsun soğur. Gaziantep'in Islahiye ilçesinden aktardık. Az evvel Mehmet Bey dedi ki sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz hakikaten ve işte bu noktadan sözü tekrar merkeze bırakalım.